Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Tayyip Erdoğan ailesi gündemden düşmüyor. Bir gün çocukları, ertesi gün damatları sahne alıyor. Son olarak küçük damadı Selçuk Bayraktar ile ilgili yapılanlar, yazılanlar, söylenenler var. Malumunuz Selçuk Bayraktar'ın ailesi Türkiye'ye İHA ve SİHA'ları üreten şirketin sahibi ki hakkını teslim etmemiz lazım. Yerli ve milli savunma sanayi bağlamında yaptıkları işler saygıdeğer, takdir edici. Ancak o aileye, yani Tayyip Erdoğan'a dünür olan aileye özel imtiyazlar tanınması kamuoyunda infiallere sebep oluyor. Ne midir tanınan imtiyaz? Malumunuz SİHA ve İHA'yı üreten tesisler İstanbul'da, Esenyurt ve Arnavutköy sınırları içinde ve o bölge apansız birdenbire Tayyip Erdoğan tarafından, saray tarafından özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu önemli zira pek çok ayrıcalığı var. Malumlarınız zaten yatırım yapanlara pek çok kolaylık sağlanıyor. Vergi indirimlerinden tutunuz. Benzer KDV kolaylıkları ve arsa tahsisleri zaten var. Bütün bunlara ilave olarak özel endüstri bölgesi ilan edilmesi hakikaten ayrıcalıklı olmak. Zira bu uygulama ile artık o firmaya hiç kimse dokunamayacak. Mesela belediye zerre tasarrufta bulunamayacak. Tamamen devre dışına çıkartılıyor. Bakanlık orada etkili olacak. Tabii İstanbul çok değerli bir alan. O değerli alan içinde bu fabrika ister ise istediği kadar genişleyebilecek. Nasıl mı olacak? Mesela ben şu bitişik arsaları, arazileri kendime katmak istiyorum. Orayı kamulaştırmak istiyorum. Efendim işte hem fabrikayı genişletmek, hem orada fabrika çalışanlarına lojman yapmak, efendim çalışan çocuklarına okul yapmak, efendim spor sahaları yapmak gibi türlü gerekçeler ile kamulaşma talep edebilecek ve kamulaşma anında yapılabilecek. Ama ilginç olan şey şu, sadece kamulaşma hakkı tanınmıyor, aynı zamanda kamulaşmanın bedelini devlet üstleniyor. Evet, damat Selçuk Bayraktar'ın şirketi ya da damat Bayraktar kamulaştırma istediği an onlarca, yüzlerce dönüm sahanın sahibi olabilecek. Devletin katkısıyla bu hakikaten çok ama çok büyük bir ayrıcalık. Sadece bu da değil. O sahada altyapıların tamamını devlet yapacak. Tamamının masraflarını devlet karşılayacak. Keza orada pek çok işte emlak vergisi muafiyetinden tutun ilave kolaylıklar, ayrıcalıklar tanınacak. Araştırdım, İstanbul'da böyle başka bir özel endüstri bölgesi ilanı var mı diye bulamadım. Tabii İstanbul ifade ettim, çok değerli. Eğer böyle bir sanayi, endüstri yatırımı yapmak istiyorsanız ve genişlemek istiyorsanız pekala bu fabrika başka bir yere taşınabilir. Mesela Trakya'ya, mesela Anadolu'ya, işte herhangi bir yere taşınabilir idi. Öyleyken taşınma yerine kamulaştırmayı getirdiler. Ve şimdi o fabrikanın civarında olan pek çok aile, pek çok arsa ve ev sahibi panik içinde. Zira her an kamulaştırma sopası başlarında sallanıyor. Bunun altını çizelim. Bu Selçuk Bayraktar kardeşimiz ve ailesi acaba saraya damat olmasa idi bu endüstri bölgesi ilanı olur muydu, olmaz mıydı? Bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Bu ailenin yaptığı yatırımları değerli ve önemli buluyorum. Ama tabii şirazenin kaçmaması gerekiyor. Maalesef burada biraz sanki şiraze kaçmış gibi böyle devlet üstü, yasa üstü bir imtiyaz tanınmış gibi belediye oraya giremeyecek. Bu ne demektir? Anlamak mümkün değil.
Bir başka fotoğraf sunacağım yine. Bu sefer damatla ilgili değil, oğul Bilal Erdoğan'la alakalı. Gerçi Bilal Bey direkt olarak bu işin içinde değil. En direkt olarak işin içinde mi onu da bilmiyoruz. Ve ben burada o can alıcı soruyu yönelteceğim. Sevgili seyircilerim, malumunuz İstanbul'da Devlet Demiryolları'nın çok değerli iki önemli yeri var. Birisi malumunuz Sirkeci'deki tren garı, diğeri Haydarpaşa'daki tren garı. Bunlar sadece İstanbul ve Türkiye için değil, uluslararası popülaritesi olan, tarihten bugüne miras kalan yapılar. Bu yapılar kiraya verilecek, bir şekilde değerlendirilecek orası. İhaleye çıkılacak. İhaleye çıkıldıktan sonra haklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki, ya İstanbul halkını bu güzelim tesislerden mahrum etmemek lazım. Dolayısıyla onların faydası, yararı için biz belediye olarak bu ihaleye katılacağız dedi İmamoğlu. Aa, ertesi gün çıktı Devlet Demiryolları ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri. Dedi ki, hayır, buraya belediye katılmamalı. Belediye katılırsa eşit şartlarda rekabet oluşmaz. Oraya girecek firmalar ihtiyatlı davranabilir. Aklım almadı. Zira neden Büyükşehir Belediyesi girmesin? Öyle ya, söz konusu olan 20 milyona yakın İstanbullunun bu tesislerden yararlanması. Derken ihale sürecine giriliyor. Belediye 3 şirketiyle ihaleye giriyor Büyükşehir Belediyesi. Karşısında bir tane rakip. Şaşırdım. Öyle ya, bizzat bakanlık, Devlet Demiryolları yetkilileri açıklamıştı. Bir sürü işte firma girecek. Ben de zannettim ki işte uluslararası turizm şirketleri ya da Türkiye'nin belli başlı turizm markası olan firmalar bu ihaleye girecek, teklif verecek sanmıştım. Hayır, yok. Hiçbiri teklif vermedi. Peki kim verdi belediyenin dışında? Bir isim verdi. Bir kişi verdi. Bu isim çok ilginç. Adı Hüseyin Avni Önder. Peki kim midir bu delikanlı? Delikanlı diyeceğim, zira daha çok genç. Yakın bir zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir işçi. Evet, evet. Ve bu belediyeden ayrılıyor. Daha sonra aynı zamanda AKP'nin gençlik kolları üyesi. Belediyeden ayrılıyor ve Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı'na genel müdür oluyor. Devam edeyim. Geçen seneye kadar bu delikanlı, bu Hüseyin Avni Önder, Bilal Erdoğan'ın vakfında müdür. Geçen sene ayrılıyor ve bir şirket kuruyor. Şirket 10 bin lira, sadece ve sadece 10 bin lira sermayeli bir şirket ve bu delikanlı, bu Hüseyin Avni Önder, bu 10 bin liralık şirket ile bu devasa ihaleye giriyor. Haydarpaşa ve Sirkeci garına talip oluyor. Şimdi aklım almış değil. Öyle ya, bu delikanlı babadan varlıklı değil. Babadan varlıklı biri olsa belediyede işçi olarak çalışmaz idi. Sonra Bilal Erdoğan'ın vakfında yine maaşla çalışmaz idi. Babadan varlıklı değil. Peki sermaye birikimi var mı? O zaman bu ihaleye nasıl giriyor? Nereden buldu bu parayı? Kısa bir süre önce bir şirket kuruyor ki o şirketin sermayesi 10 bin lira ve bu şirket ile gidiyor, çıkıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısına dikiliyor. Ben bu ihaleyi senden alacağım diyor ve Büyükşehir Belediyesi'nin verdiğinin 3 misli fiyat veriyor. Aklım hafsalam almadı sevgili seyirciler. Tabii tam bunlar olurken bir şey aklıma geliyor. O nedir? O, bakanlık yetkililerinin belediye girmesin açıklamasını yapması. Şimdi bütün bunları yan yana
getirip yorum yapmaya çalışıyorum. Bu işin perde arkasında ne var, kim var sorusunu yöneltiyorum. Evet, evet, bu delikanlı o parayı nereden buldu? Bu delikanlı apar topar yeni kurduğu 10 bin liralık bir şirket ile böyle bir şeye nasıl soyunabilir ve bakanlık birdenbire o açıklamayı niye yaptı? Sevgili seyircilerim, tabii bütün bunlar bir araya gelince kamuoyunda şöyle bir soru yükselmeye, dillendirilmeye başlandı. Yoksa o delikanlı Bilal Erdoğan adına mı ihaleye giriyor? Evet, soru budur. Ben Bilal Bey giriyor, ardında işte bu çocuğun arkasında Bilal Erdoğan var demiyorum. Bunu diyebilmem için hukuken kanıtlayabilmem lazım. Böyle bir kanıtım yok. Ama var olan veriler bunlar. Bu itibarla sadece ben değil, kamuoyunun çeşitli kesimleri haklı olarak bu soruyu gündeme getiriyor. Bilal Erdoğan bu işin bir yerinde var mı? Varsa neresinde? Bu delikanlı bu parayı, bu cesareti nerelerden, kimlerden geri alıyor? Tekrar tekrar söylüyorum. Kısa bir süre öncesine kadar Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı'nda genel müdür idi. Bu kuşkularımızın, sorularımızın kaynağı da bu. Bunun altını çizelim. Son bir şey, tabii Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'ten arkadaşları malumunuz. TRT'den tutup hazineden bürokrasinin pek çok yerlerinde köşe tutmuş durumda. Yani yönetimde etkililer, bunu da hatırlatalım. Tekrar tekrar ifade edeyim. İtham ve ima etmeksizin soruyorum. Bilal Erdoğan bu işin neresinde? Bizi izlemeye devam edin.